Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim 2015 Çarşamba. Kastamonu yerinde yayın yapan gazete manşetlerini değerlendirdiğimiz bir programla daha karşınızdayız. Manşet programımıza Tosya Haber 37 gazetesiyle başlıyoruz. Tosya Haber 37 gazetemiz sürmanşette yıllık ekmek israfı 1.4 milyar lira şeklinde başlık atmış bugün. Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü Murat Sertan Sağmanlı bir yılda israf edilen ekmek bedelinin 1.4 milyar lira olduğunu söyledi. 16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Sağmanlı israf edilen para ile yaklaşık 1 milyon 430 bin askeri ücret ödenebilir. 24 destlikli 191 ilkokul ya da 954 spor salonu veya 100 yataklı 84 hastane yapılabilir. 10 milyon 147.518 öğrencinin bir aylık okul gideri veya 35.770 kişilik evlilik masrafı karşılanabilir şeklinde bir istatistik haberi vermiş. Gerçekten ürkütücü bir rakam değerli izleyicilerimiz. Yıllık ekmek israfı 1.4 milyar lira şeklinde yapılmış haber. Evet, gazetemizin manşeti: Başkan Akdiken Tosya Güneşi'nin verimi çok iyi demiş, başlık atmış bugün. Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken çiftçileri Tosya Güneşi çeltik çeşidini kullanmaya davet etti şeklinde haber devam ediyor. Evet, Kastamonu SFC Intermop Fuarı'nda ilgi odağı oldu şeklinde yine gazetemizin bir başka başlığı. Kastamonu SFC Entegre Orman Ürünleri bu yıl 18.si düzenlenen Intermop Fuarı'nda ilgi odağı oldu şeklinde yapılmış haber. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Doğru Söz Gazetesi manşetinde milletvekili adayı Metin Çelik'in açıklamalarına yer vermiş. Metin Çelik hiçbir güç Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyecek şeklinde konuşmuş. Kastamonu Samsunlular Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili ve ikinci sıra adayı Metin Çelik 7 Haziran seçimlerinden sonra yoğunlaşan terör olaylarına karşı devletin meşru müdafaa hakkını terörle mücadelesini AK Parti'nin seçim kazanma hamlesi gibi göstermeye çalıştılar şeklinde konuşmuş dün derneğe yaptığı ziyarette. Evet, dün biz televizyon olarak da takip ettiğimiz Büyük Birlik Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayının basın toplantısı vardı değerli izleyicilerimiz. Doğru Söz Gazetemiz bunu manşetine çekmiş. Yeliz bugünün partisi AK Parti değil, Büyük Birlik Partisi olacaktı şeklinde başlık atılmış. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kastamonu birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Yeliz, bugünün partisi AK Parti değil, Büyük Birlik Partisi olacaktı dedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeliz, zamanında Muhsin Yazıcıoğlu genel başkanımıza benim de dahil olduğum bir komisyon heyetler içerisinde yapılan teklifi eğer kabul etmiş olsaydı, bugünün partisi Büyük Birlik Partisi olacaktı, AK Parti olmayacaktı şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Değerli izleyicilerimiz, basın toplantısının tamamını Kastamonu'nun tek televizyonu Kastamonu Net TV'de bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet, bir diğer gazetemiz Kastamonu Sözcü Gazetesi sürmanşette Kastamonu basını yasta demiş. Evet, bir meslektaşımızı maalesef kaybettik. Küre ilçesi Etibakır AŞ'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti üyesi Küre muhabiri 43 yaşındaki Erdal Kara Haliloğlu önceki gece geç saatlerde nöbet bitimi sonrası misafirhanedeki odasına uyumaya gitti. Sabah saatlerinde iş arkadaşlarının uyandırmak için yanına gittiği Erdal Kara Haliloğlu'nun hareketsiz yattığını gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Kara Haliloğlu'nun kalp krizi nedeniyle ölmüş olduğunu tespit etti şeklinde verilmiş haber. Evet, cenazenin Ankara'dan adli tıptan gelmesi bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, yarın toprağa verilecek meslektaşımız. Tosya pirincinin kalitesi bilimselleşti demiş yine Sözcü Gazetesi. Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken gazetecilerde yaptığı açıklamada Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ile yaptıkları bilimsel çalışmayla Devrez Vadisi'nde yetişen bütün pirinçlerin kalite açısından yüksek değerlere sahip olduğunun belirlendiğini söyledi şeklinde yapılmış haber. Evet, Sözcü gazetemizin manşeti 30 şanslı kadın girişimci adayı aranıyor şeklinde atılmış bugün. Türkiye'de kadın girişimciliğini teşvik etmek üzere yola çıkan Fikrim Geleceğin Projesi İzmir ve Gaziantep'in ardından Kastamonu'da başlıyor. Türk-Japon ilişkilerini geliştirmek için çalışan JT Kit ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi COSGAP birlikte yürüttüğü bu proje Ticaret ve Sanayi Odası'nda desteklediği açıklandı. Evet, projenin amacı tabii kadın istihdamını yükseltmek olduğu yine belirtilmiş haberde. Evet, Avanoğlu da ayı logosuna destek verdi demiş. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler büyüklerimiz demiş. Başlık atmış Teknik Elemanlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Sinan Avanoğlu. Kastamonu Valiliği tarafından gündeme getirilen logo tartışmalarına ayı önerisinde bulunan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Avukat Halil Ulay'ın önerisine destek verdi şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Evet, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşavirinden Kastamonu Üniversitesi'ne teşekkür, bir başka başlığı gazetemizin. Bir diğer gazetemiz Kastamonu, Nasrullah gazetesi de manşette kavşak isyanı demiş, başlık atmış. Taşköprü'de Gökürmak Mahallesi Muhtarı Yükselcan alan kavşağa gitti. Karayollarına tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu Sinop Karayolu üzerinde bulunan Taşköprü'ye bağlı Gökürmak Mahallesi sınırları içindeki Kuruçay Köprüsü bitiminde meydana gelen kaza sonucu bir kişinin öldüğü kavşakta mahalle muhtarı karayollarına tepki gösterdi şeklinde verilmiş bir fotoğrafla haber. Evet, gerçekten Kastamonu karayolları içler acısı bir vaziyette. Ne yol ne kavşak. Evet, Çelik'in açıklamalarına da yine Nasrullah gazetesi yer vermiş. Hiçbir güç Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyecek demiş Metin Çelik. CHP'den gazetemize ziyaret, bir başka başlığı gazetemizin Çelebioğlu'ndan hakem istifasına vurgu demiş. Bir futbol hakemi bile yaptığı hatadan dolayı özür dileyip istifa etme erdemliğini gösterdi. Ancak bakıyoruz yüzlerce masum kişinin öldüğü bir ortamda istifa eden yok demiş Selami Çelebioğlu. Evet, Türkiye'de hangi alanda istifa müessesesi var da hükümette olacak diyoruz biz de Sayın Çelebioğlu'na. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Açık Söz gazetesi manşetini yine 30 şanslı kadın girişimci aranıyor şeklinde atmış. Bugün Türkiye genelinde kadın girişimciler yetiştirmek üzere yola çıkan Fikrim Geleceğin Projesi Kastamonu'ya geliyor şeklinde detaylarını bir önceki gazeteden aktardığımız haberi o da bugün manşetten okuyucularına duyurmuş. Evet, milletvekili adayı mücadele altına alındı. Murat Demir yorgun düştü demiş, başlık atmış. 1 Kasım seçimleri kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren AK Parti Kastamonu milletvekili adayı Murat Demir Tosya ilçesini ziyaret ettiği esnada rahatsızlandı. Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Demir burada müşahede altına alındı şeklinde verilmiş haber. Bir diğer gazetemiz Kastamonu gazetesi emekliler de ev heyecanı demiş, başlık atmış. Bugün TOKİ'nin başvuru durumuna göre emekliler için konut inşa etme kararı sonrasında harekete geçen TÜET Kastamonu Şubesi valilik ve belediyeden aldığı destekle mesafe kaydedince üye sayısı 2'ye katlanıp 5000'e ulaştı şeklinde verilmiş haber. Evet, CHP 7 Haziran 1. sıra milletvekili adayı vardı. Yeni Dünya, Cener Yeni Dünya yasal boşluk yok demiş. Yeni Dünya'dan başbakanın sözlerine hukuki yorum demiş. Devlet canlı bombaya müdahale edebilir ara başlığında verilmiş haber. Evet, bu haberin detayında Başbakan Ahmet Davutoğlu canlı bombaların bilindiğini söylemişti ama eylem yapmadan müdahil olunamayacağını açıklamıştı bir televizyon kanalında. Onunla ilgili bu haber değerli izleyicilerimiz, CHP'nin 7 Haziran seçimlerindeki Kastamonu milletvekili adayı ceza hukukçusu Profesör Doktor Ahmet Cener Yeni Dünya, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun canlı bombalarla ilgili tartışma yaratan sözlerini hukuki açıdan değerlendirdi şeklinde verilmiş haber.
Caner Yeni Dünya yasal boşluk yok demiş. Evet, 30 şanslı kadın girişimci adayı aranıyor. Yine Kastamonu gazetesinde haber yapılmış değerli izleyicilerimiz. Evet, Kanlıca tavan yaptı demiş gazete, bir başka haber yapmış. Mantar mevsimi geldi değerli izleyicilerimiz. Onunla ilgili bir haber. 25 liradan alıcı bulan Kanlıca mantarı pazarın kralı oldu demiş gazete. Evet, şehrimizin tanınmış simalarından mali müşavir Ömer Demirkan 25 liradan ilk mantarı almış Salı Pazarı'nda değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili gülümseten bir haber paylaşmış Kastamonu gazetesi ve bir fotoğrafla. Evet, yitirdiklerimiz demokrasi kavgamızda yaşayacak şeklinde CHP'li gençlerden Ankara katliamı tepkisi başlığında Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Gençlik Kolları üyeleri Ankara'da yaşanan terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri andı şeklinde bir başka haber paylaşmış gazete. Evet, bir diğer gazetemiz ve son gazetemiz Kastamonu Gündem gazetesi de manşetini bugün Ziraat Odası Başkanı'na ayırmış. 2786 dekarda 4970 ton elma yetiştiriliyor şeklinde başlık atılmış. Elma hasadıyla ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Butur. Butur ilimizde 2786 dekar alanda 4970 ton elma yetiştirildiğini bildirdi. Butur merkezde 1600 ton elma üretiminin yapıldığını belirterek merkezin ardından en fazla elma yetiştirilen ilçenin 700 ton ile Taşköprü olduğunu söyledi şeklinde bugün manşetten Ziraat Odası Başkanı'nın açıklamalarına yer vermiş. Evet, yine manşetin yanında Milli Eğitim ve Emniyet çocuklar için el ele demiş başlık atılmış. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü Hayır De Sağlıklı Yaşa projesi kapsamında çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması amacıyla öğrencilere yönelik etkinlikler sürüyor şeklinde verilmiş haber. Evet, Memur Sen İl Başkanı ve Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Öz'ün açıklamaları var. Teröre öfke büyüyor demiş başlık atılmış. Ankara'da yapılan saldırıları kınayarak yazılı basın açıklaması yapan Öz açıklamasında insanı, insan onurunu, insan değerleri, insan ve hak ve özgürlüklerini, hukuku önemseyen ve önceleyen herkes, her fikir, her kitle, her örgüt ve her devlet için terör yöntemi, hedefi ve gerekçelerine bakmaksızın insanlık dışıdır ve insanlık suçudur şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Evet, bu haberimizi bir kez daha tekrar etmiş olalım değerli izleyicilerimiz. Büyük Birlik Partisi Başkan Yardımcısı ve Kastamonu 1. sıra milletvekili adayının dün basın toplantısı vardı. Basın toplantısını Akvim TV olarak biz de takip ettik. Televizyondan bakabilirsiniz, internet sitemizden, televizyonumuzdan. Detayları gazetelerde çok fazla paylaşılmamış. Tamamı Akvim TV'de. Evet, bugün de gazete manşetlerinin sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.